Türkiye'nin en iyi radyo ve müzik portalı. Merhaba, Kulis Arkası programı her zaman olduğu gibi zirveleri zorlayan şarkılarıyla devam eden sanatçıları aralamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgili Ebru Polat. İzmir'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Aslında hoş geldiniz denmelim bilmiyorum. Kendi memleketim zaten, İzmirliyim. O yüzden çok rahatım şu anda. Siz hoş geldiniz diyelim. Bizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Herkesin cevaplarını beklediği sorular var sizinle ilgili. Öncelikle onlardan bir tanesiyle başlayacağım. Son klip şarkınızı nasıl seçtiniz? Bu süreç nasıl gelişti? Herkes onu merak ediyor. Son klip şarkımı kendim yazdım zaten, biliyorsunuzdur. Öyle ben şu anda yüksek lisans yapıyorum. Ben normalde hukuk mezunuyum. Ve şimdi psikoloji yüksek lisansı yapıyorum. İnanılmaz böyle sınavlara hazırlanıyordum. Çok stresliydim. Bir anda işte şarkı yazmaya başladım. Bu çıktı. Çok atarlı bir dönemimdi yani. Şarkı bayağı ilerledi ve bayağı gündemde. Seçtiğiniz bütün şarkılar gündem yaratıyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. İyi bir şeyim var herhalde, kulağım olabilir belki de. İyi takip ediyor olabilirim her şeyi. Şarkı seçimi konusunda iddialı olabilirim belki de. Bu yani. Ya da sevenlerim çok fazla. Bu çok keyifli oluyor o yüzden. Şarkınızda hiç öpmeyeyim canım yılan sevmiyorum dediniz. Tüm dostlarıma söylüyorum bunu. Hiç öpmeyeyim canım yılan sevmiyorum. Dost diye bir şey olmadığı için. Kimi kastettiniz diyeceğim. Yılanlar genelde en yakınlarınızdır her zaman. Uzaktakilerden zarar gelmez. Hep en yakınlardan gelir. Dolayısıyla yılanlar en yakınlarımız olarak. Canım arkadaşlarıma ithaf ettim ben onu. Özellikle dinleyenler çok merak ediyordu. Çünkü çok araştırma yaptık. Acaba kime söylüyor yılan? Çok... Arkadaşlara, dostlara. Arkadaşlara, dostlara özellikle söylüyoruz biz. Ebru Polat'ın bundan sonraki projeleri ne olacak? Ebru Polat bundan sonra neler yapacak? Şimdi yeni bir şarkı yazdım zaten. Onun bestesiyle uğraşıyoruz. Ocak sonuna doğru yeni şarkımız çıkacak. İnşallah o da bunun gibi iddialı bir şey. Yani dillere plezenk olacak. Yine bir şey geliyor. Bence yine gündem olacak diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Güzel, keyifli bir şey olacak. Konserler yoğun. Gerçekten yoğun ilerliyorsunuz. Nasıl dayanıyorsunuz bu yoğunluğa, bu yorgunluk? Galiba çok alıştım. Yaklaşık 7-8 yıldır bu işi yapıyorum. Her hafta sonu hep böyleydi. Galiba artık alıştım. Bana çok rutin geliyor, normal geliyor. Hatta ben menajerim Mert Tükel'e hep söylüyorum. Her gün konser olsa, her gün gitsek keşke diye. Hafta içi de 3 gün okula gidiyorum zaten yüksek lisansa. Böyle hayat gidiyor bir şekilde. Okula da devam ediyorsunuz. Evet. Bu yoğunlukta. Evet, yüksek lisansa. Yüksek lisansa devam ediyoruz. Bunu da buradan duyuralım Ebru Hanım'ın. Şimdi şarkı çıkacak dediniz. Albüm? Şu an albüm hiç düşünmüyorum. Çünkü ben zaten 4-5 tane albüm yaptım. Biraz böyle albüm yaptığın zaman her şarkıya aynı değeri veremiyorsun. Klip çekemiyorsun. Çok güzel şarkıların çöpe gidiyor. Dolayısıyla tek şarkı tek şarkı, emin olduğun tek şarkıya çıkmak daha mantıklı. Şu sıralar böyle düşünüyorum. Belki ileride bir 2-3 şarkı olabilir. İleride 2-3 şarkı bekliyoruz Ebru Polat'tan. Sporla ilgili bir durum söz konusu. Sizi spor camiasından da çok destekliyorlar. İddia oynuyorum ben şu sıralar. Yeni favori. Yeni PES oynuyorum, iddia oynuyorum. Her şey var bende. Erkek gibi falan oldum ben de iyice. İddia oynuyorum. Öyle de maçları tutturuyorum ki çok böyle sürpriz maçları tutturdum. Ondan insanlar çok şaşırdı. 15 liraya oynayıp 31 bin lira kazanacağım maçlar böyle tutturunca bayağı nereye gitsem şimdi beni artık kim görse şey diyor. Ebru Hanım kupon bekliyoruz ona göre. Bir uğrunuz var ama bence. Bilmiyorum, şans diyelim, tahmin diyelim. Tutuyor yani. Var mı? Çok yüksek böyle maç oranlarını tutturabiliyorum. Şarkılarda da böyle oluyor bu. İnşallah. Umarım öyle. Şarkı seçiyorsunuz. Bir süreç var. Şarkılarınızı dinletmek istediğiniz biri oluyor mu? Ya da fikirlerini önemsediğiniz biri oluyor mu? Ben manikürcüme dinletiyorum. Ondan sonra kuaförüme dinletiyorum. Genelde böyle dışarıdaki insanlara dinletiyorum özellikle ki bakıyorum onların kulağıyla nasıl sevilecek mi? Çünkü biz çok böyle müziğin içindeyiz ve bazen artık bize her şey çok normal veya çok farklı gelebiliyor. Dışarıdaki insanlara dinletiyorum. Onların fikirleri güzelse tamamdır.
Özel biri yok yani. Ha, yok hayır, özel biri yok ama mutlaka yani manikürcüm dinler, makyözüm dinler, böyle kuaförüm dinler. Onların tepkilerine ve kulaklarına inanırım. Bir de benim yakın bir kız arkadaşım var, ona çok dinletirim. Onun da kulağına inanıyorum. Öyle yani. Özel biri de değil mi? Yakın arkadaşınız galiba. Normal yakın bir kız arkadaşım var ama kulağı güzeldir. Onu da dinletiyorum. Konserler, bugün de konsere geldiniz ve sizden önce bir mekanına da gittik baktık. Kalabalık. İnsanlar sizi bekliyor. Başlamış mı kalabalık? Kalabalık ve güzel, biz oradayken de hala talep vardı. Hayranlarınız çok güzel bekliyor sizi. Yani şu saatte kalabalıksa bir saat sonra sahne saatini düşünemiyorum. Bayağı iyi olacak. Peki bundan sonraki konserler aklınızda mı? Aklınızdaysa buradan da bir duyurmak isteriz. O kadar çok konser var ki. Aralık sonuna kadar dolu. Hemen önümüzdeki hafta Diyarbakır'dayız. Ardından Almanya'dayız. Ardından Viyana'dayız. Ardından Mersin, Bodrum, böyle gidiyor. Aralık sonuna kadar konserler dolu. Devamlılığını diliyorum inşallah. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Son olarak hayranlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Size çok seviyorum yanımda olduğunuz için. Çok çok mutluyum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Biz tekrardan Müzik On Air ekibi olarak çok teşekkür ederiz. Zamanınızı ayırdınız. Bol konserleriniz olsun ve biz de eşlik edelim inşallah. Tekrar teşekkür ederiz. Konserinize geleceğiz, konserden de çekim alacağız. O zaman görüşmek üzere. Merhabalar, ben Ebru Polat. Kulis Arkası programının konuğu bugün bendim. Özcan Bey'e sevgiler. Müzik